Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Adalet Bakanlığı 2023 yılı banka promosyonu için sendikanın yazısını sizlere sunacağız. Adalet Bakanlığı'nda da bildiğiniz gibi yaklaşık 200 bin kamu işçisini ve kamu çalışanını daha doğrusu diyelim ilgilendiriyor bu banka promosyon ihalesi. Dün 111 kişilik Adalet Bakanlığı ufak bir kolunda 17.250 TL'lik banka promosyonu imzalandı bu arada. Onun da videosu kanalda var arkadaşlar, bilginiz olsun. Basına ve kamuoyuna. Avrupa'da emekliler ülke ülke gezerken ülkemizdeki emekliler daha fazla promosyon için banka banka geziyor. Yeni promosyon anlaşmaları 34.300 TL'yi geçerken eski promosyon anlaşmaları yeniden düzenlenmelidir. Adalet Bakanlığı'nın Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapmış olduğu 2017 ile 2022 yıllarının banka promosyon anlaşması süresi bitiyor. Bu 5 yıllık imzalanmış arkadaşlar, bak zamanında. 5 yıllık süre bana göre uzun. Normali bence bunun ideali 3 sene imzalanmalı. Banka promosyon anlaşması uyarınca 341 TL her çalışanın maaşının %10'u oranında olacak şekilde ödeme yapılmaktaydı. Maaş üzerinden ödeme yapılan bu anlaşma adalet kavramı kutsallığı açısından önemlidir. 20 Temmuz 2007 tarihli 26.588 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2007-21 nolu Başbakanlık Genelgesi'nin 5. maddesinde dağıtılacak promosyonlarla ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle ödenecektir denilmektedir. Adalet Bakanlığı çalışanlarının bugünkü sorunlarının başında gelenlerin biri de banka promosyon sözleşmesidir. Sözleşmede adaletsizlik vardır. Bankayla yapılan 5 yıllık sözleşme gereği her yıl Ekim ayında Adalet Bakanlığı çalışanlarına maaşlarının %10 oranında ödeme yapılmaktadır. Problem tam olarak buradadır. Bugünkü baktığımızda Türkiye genelinde 200 bine yakın Adalet Bakanlığı personeli vardır. Bunların %10'u hakim ve savcılar, diğer %90'lık kısmı ise adliyelerde çalışan yargı emekçileridir. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankacılık sektörü net karı 2022 yıl Mayıs ayı sonu itibariyle %434,10 artışla 132 milyar 101 milyon liraya olmuştur. Hey yavrum hey, bankalar para kırmaya devam ediyor arkadaşlar. 2017-2022 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşmada Türkiye genelinde tüm adliyelerin ihale bedeli, gider avansları, harçlar, teminatlar, icra dairelerinin kasa ve emanet hesapları aynı bankayla yapılmış olup diğer kurumlara göre daha çok kar oranı düşünüldüğünde yargı emekçilerinin kat kat promosyon alması gerekmektedir. Tüm çalışanlar bir bütündür. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı bakanlığı değildir. 17 bakanlığın 16'sı eşit promosyon alırken sadece Adalet Bakanlığı'nda eşitsizlik vardır. Adalet Bakanlığı'nda görev yapan zabit katipler, mübaşirler, infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, şoförler, doktorlar, psikologlar, öğretmenler, hemşireler, sosyal yarışmacılar, teknisyenler, icra katipleri, hizmetler, özel güvenlikler, sözleşmeliler, daimi işçiler ve tüm memurlar bir bütündür. Bizler bu ücretlerin eşit dağıtılmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda doktor hizmetli, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen ve diğer personeller, Sağlık Güvenlik Komutanlığı'nda işçiyle memur arasında promosyon ödemesini kamu çalışanları eşit bir şekilde almışlardır. Adalet Bakanlığı'nda yenilenecek banka promosyon sözleşmesinde maaş üzerinden yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine üzerinde anlaşılan promosyon miktarının ünvan ayrımı yapılmaksızın herkese 2 yıllık promosyon anlaşması için birinci sınıf hakimin 1000 maaşı kadar promosyon verilmelidir. Promosyon taleplerimiz. Mevcut promosyon sözleşmelerinin iptali ve yenilenmesi için harekete geçmeliyiz. Kamu emekçileri ve üyesi oldukları sendikalara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvurarak promosyon sözleşmesinin değişen şartlara uyumunun sağlanmasını, yenilenmesini istemelidir. Kamu idareleriyle ilgili bankalardan revizyon talep etmelidir. Bu revizyon yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalıdır. Uygulama birliği açısından bu konuda merkezi bir idare karar çıkarılmalı, promosyon sözleşmelerinin bütün kurum ve kuruluşlarının yenilenmesinin önü açılmalıdır. Yeni sözleşmeler 1 veya 2 yıllık olarak yapılmalı ve beklemeyen durumlar için hüküm konulmalı ve cayma hakkı gelmelidir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın BES, yaşasın KESK, Yılmaz Suluk Şube Başkanı arkadaşlar. Yazıyı sizlere sunduk. Adalet Bakanlığı olan biteni güzel bir özet çekmiş başkan. Yılmaz Başkan'a buradan selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. Detayları vermeye devam edeceğiz. Bütün Adalet Bakanlığı çalışanlarını kanala abone olmaya, bildirim zilini açmaya ve videoları beklemeye davet ediyorum arkadaşlar.